Merhabalar sevgili Hayat Televizyonu izleyicileri. Yeni bir Çepeçevre Yaşam programı ile yine birlikteyiz. Çepeçevre Yaşam programında bu hafta Uşak'ın Eşme Ulubey ilçeleri arasındaki İnay Köyü'ne gideceğiz. İnay Köyü Avrupa'nın en büyük altın madeni olarak bilinen Kışladağ Altın Madeni'ne 5-6 kilometre uzaklıkta bir köy. Bu köyde sayıları yüzlerle ifade edilebilen kuzu ve oğlak ölümleri olduğu haberi üzerine Ege Çevre ve Kültür Platformu üyeleri bir grup olarak köye gittiler. 8 Mart tarihine denk gelen bir hafta sonu Ege Çepler hem köylü kadınlarla 8 Mart'ı kutladılar hem de işte bu ölen yüzlerce kuzu ve oğlan öyküsünü köylerden dinlediler. Çepeçevre Yaşam programında bu hafta İnay'daki işte bu kuzu ve oğlak ölümlerini ekranlarınıza taşımaya çalışacağız. Sizinle birlikte olmak, bu toprağı, suyu, havayı koruma mücadelelerinizde, kuşu, böceği, börtü böceği hakkını koruma mücadelelerinizde sizlerin yanınızda olduğumuzu tekrar hatırlatmak, tekrar dayanışma içinde olduğumuzu göstermek için bugünü burada sizlerle birlikte geçirmek istedik. Burada olabilecek gelişmeleri hepimiz söyledik, biliyorduk. Zaten bu mücadele de bunun için yapıldı. Kefenleri giyip onun için yollara yattınız, yerlere yattınız. Bütün yollara bunun için düştünüz. Ve o korktuğumuz gün artık gelmiş görünüyor bugün. Sizin kuzularınız mı öldü Emine Hanım? Kaç tane? 40-50'yi geçti. 40-50'yi geçti. Ne zaman oldu bu olay? Doğuyor, 2 gün duruyor. Amal gibi oluyor, yeşil gibi ölüyor. Bembeyaz oluyor, ölüyor. Doğuyor, emmiyor, ölüyor. Kaç tane koyununuz vardı? 80 falan vardı. 80 koyunun? 50 tanesi. 50 tanesi kuzusu öldü. 3'e, 2'şe hep gitti, boş boş kaldı koyunlar. Şimdi zaten ölenlerin %80'i hepsi kanser. Hani hiç başka bir hastalık duymuyoruz. Çevrede hep duyduğumuz yani, ölen kanserden ölüyor. Evet, böyle şeyler arttığı için diyorsunuz. Ya hayır, bir de ölçtürdük yani suyunda arsenimiz fazla çıktı. Yani bunun sık sık biz kontrolünü istiyoruz. En yüksek sınırda öyle tabii, mi? Tabii en yüksek yani, sınırda. Yani 10 ppb'ye izin veriliyor, 9.99. Evet. Yalnız normal Ulubey'deki şeylerde 9 nokta suratta çıkıyor. Arsenik olayı. Sınırda yani. Yok, sınırda. Sınırda. Ankara gibi. Beşer, onar, ölen vardır yani. Toplam bir sayı var mı şu kadar? Bilmiyoruz. Evet. Ölüm var ama yani araştırılması lazım. Evet. Yani peki gönderdiniz mi herhangi bir hayvan ölüm? Gönderilmedi. Ya söyledim sana, göndersek de bir şey geldi. Daha öncekiler gönderildiğinde herhangi bir sonuç gelmiş miydi? Ondan da bir şey çıkmadı. Beyaz kas hastalığı. Ama o karantinaya falan alındı değil mi o dönem? Yok, alınmadı. O dönem alınmıştı, öyle biliyorum. Yani bunun üstüne çok da yüklendik mi, geliyor adam, burada hastalık var diyor, karantinaya alıyor. 3-5 ayda kuzu koyun satamıyor. Daha halkın zararını alıyor da. Daha kötü. Bu en büyük zararı. Yani şimdi onun için işte, yani ama bir şey yani. Yani şu anda bizim... Peki diğer köylerde var mıymış, biliyor musunuz? Duyuyoruz. Duyum alıyoruz da bunlar açıklama yapmıyor. Nereye açıklama yapmıyor yani. Yani hepsini Kışla'dan ölen ben kaç tane arkadaşım var. Kışla'dan bir kişi... Niye açıklamıyorlar? Oğlu çalışıyor, kızı çalışıyor. Madende çalıştıkları için. Çalıştı. Nasıl açıklama yapacak? Yani ya Esma beni zorladı mı? Ekinlerimiz olmuyor bazen. Nohutlar vuruyor, ekinler vuruyor.
işte bir maden kumlarında hiçbir daydı doğru düzgün ekim almadık. Kuzularda gene ölümler varmış. Kuzularda çok ölen var yine. Öyle çok. Sular böyle sınırda gelmiş. Sınırda gelmiş. Sınırda diyorlar ama işmeye korkuyoruz bir de. Acaba nereden niye gelecek de işeceğiz? Kışla köyünde durumlar nasıl? Kışla köylü biri var. Arkadaş mıydı? Kışla köyü memnun halinde. Bayağı bir çalışan varmış 30-40 tane. Servis geliyor. Servise gidip geliyorlar. Kimse şikayetçi değil orada. Artık işçileştiler. Ya. İşçi oldu. Yani madene girebilmek için çaba gösteriyorlar sürekli. Ne kadar madene yakınlığı böyle köyün? Kışların? Dağ var arada işte. Kışla dağ mı var o? Kışla tepesi? 7 kilometre falan vardır. 7-8 kilometre. Bir de Ovacık köyü var değil mi sizin komşunuz? Onu kaldırdılar tamamen. Orası bitti artık. Bitti artık. Yer... Tam madenin ortasındaydı. Orası bitti. Gümüşkolu'da artık Mijanlığa deniyordu yan tarafında. Hmm. Orası da bitmek üzere. Söğütlü'de galiba gidiyormuş. Söğütlü kalktı mı? Gümüşkolu'nun bir kısmı vardı. Mijanlığa deniyordu. Uzun. Mesela ayrı mahallesi. Mesela bizim evde burası gibi. Oraya doğru iyice yaklaşmışlar artık maden. Peki sizin köyde kuzu ölümleri var mı? Biz duyduk ama. Babam bilin birkaç tane değil bayağı öldü. Yani yüzlerle ifade ediliyor. Mesela burada 100-150'nin üzerinde diyor evet. Arkadaşlar. Hı-hı. Sizin oralarda öyle mi? Bizim orada da hemen hemen. Değil mi? Babam bilin öyle en azından. Hmm. Kendi babam bilin. Diğer köylerde mesela bu Karacaahmetler'de Ahmetler. Bekişli. Haberiniz olmuyor mu komşularınızdan? Hiç kurum olmuyordu konutlarımızda bizim. Şimdi nasıl oluyor bilmiyoruz. Hep vuruyor. Üstüne vuruyor. %5, %10 anca oluyor. Evet. Falan. Hiç böyle fazla ürün yok. Peki biz o ilk geldiğimizde kokudan bahsetmişlerdi. Maden tarafından dönem dönem. Alıştınız mı? O zaman tam alışma evresindeydiniz. Ya böyle bir acayip koku geliyor. Şimdi alıştınız. Bir pisliğin içine girecek Durgan'a. Doğru. İlk bir sıkıntı çekiyorsun sonra evet. Burnuna düşüyor. Bu guatr hastalığı, tiroid hastalığı olan çok var mı? Hiç duydunuz mu sen mi? Uzun süre az az siyanürün ağırlıkça yıllarla en başta tiroid hastalığı sonra en iyi var. Ben şu anda ilaç kullanıyorum. Kaç senedir? Daha önce bir olmuştu, bitmişti. İlaç kullanmaya geçti. Daha önce dediğiniz ne zaman? 3-4 yıl önce. Görmez o.
Şimdi bunların sağlıklı olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Bak şu oğlak sağlıklı bak. Şu sağdaki. Evet. Tamam. Bu biraz sıkıntılı. Bunun kışları ince ve bunun tabanına bak burası iyice sertelmemiş ayak. Evet. Tek iyi olsun ama bak fazla gelişmiş. Ben sıcaktan yatıyordum. Şu bakalım. Sıcaktan geçiyor. Abi böyle yorulmasın. Karışıyor. Bağırı bağırılıyor. Aa şimdi biri orada var. Büzülüyor be. Ona da bakalım. Bakalım bunu da. Peki sakat doğum falan oldu mu? Hiç sakat doğum olmadı. Böyle doğuyor. He. Karnı şişiyor ve ölüyor. Peki bu sene mi çok oldu? Daha önceden bu kadar oluyor muydu? Ya 3 senedir yapıyorum ben. 2 senedir bir şey yoktu. Bu sene 70 tane oğlak öldü. 300 küsür hayvandan. Ya seden çoğu ondan çepiş de var da. Anaş keçi 250 tane bile ama. 250 hayvandan 70 evet. Tanesi. Daha da telef olur. Daha da olur. Kaç tane var daha doğum yapacak hayvan? Bana daha 30-40 tane daha var. Ya yetişelim mi ya? Duralım, bu ne zaman doğdu? Bu 15 gün oldu. 10 gündür iyiydi bu şimdi. Yürüyemiyor hayvan. Emmiyor mu? Fazla emdirmiyorum. Karnı şişiyor, ötürüyor diye ben işitmedim. Yani. Hmm. Bayağı iyiydi. Arkamda gezip duruyordu böyle. 3-4 gündür hasta. Keyif yok hiç. Bunlar köpseler ilk doğanlar bunlar. Bu 16 tane. Millet diyor üşüttün. Ya şu olacak olsa bunlar da ölürdü. Nerede üşüyecek? Yeri nere bunlar? Aa bura. Üşüyor mu? He? Lan benim yere baksana bak. Altı kuskuru hiçbir tane yağmur girmiyor buraya. Peki bu ölümlerin sizce bu madenle ilgisi var mıdır? Ne düşünüyorsunuz? Valla abi kışıda biri var. Arif'in onun da ölüyormuş yere. O bana öyle dedi. Madenle bir ilgisi olabilir bunun dedi. Başka bir şey bilmiyorum ben abi. Hmm. Yani götürmedim paytar. Hepsine götürdük ama bir çare yok. Peki maden ne kadar buraya uzaklığı? Ay aşağı gözüküyor burada. Uzak, buradan gözüküyor mu maden? Ne yapıyorsunuz peki öyle hayvanları gömüyorsunuz? Herhangi bir köpekler yiyorsun. Hmm. Tahlile gönderdiniz mi? Valla ilçe tarıma yolladım ben 2 tanesini. Hmm. Bir ses çıkmadı. Bir şey demedi lan. Ben de kızdığından bir daha da uğramadım. Ne zaman gönderdiniz ilçe tarıma? Bayağı oldu yani. 15 günü geçti. Hmm. İşte burada bizim bir veteriner kız var. O götü gitti. Hatta geldi burada fotoğrafını bilen çekti. Hmm. İkisini aldı gitti. Bir şey demedi. O bir şey dedi mi? Demedi. O da bir şey demedi. Hmm. Peki diğer çobanların hayvanlarında var mı bir şekilde? Valla köyde arka, o kışta da atıyor şimdi ölmüş 40-50 tane onu da ölmüş. Kışta da adı da var, kışta da var. Başka köylerde var mı biliyor musunuz? Küçük ayalı bilen varmış yani. Peki siz yani kaç yıldır çobanlık yapıyorsunuz? Daha işte 3 senedir ya. Peki daha önceden hani bu şekilde ölüm olmuş muydu? Ya 2 senedir benim Allah aşkına hiçbir şey yoktu. Hmm. Bir sene oldu yani ne olduysa. Madenle ilgili herhangi bir kazadır, şudur budur öyle bir şey oldu mu? Valla bu dönemlerde. Desem. İşte o adam bana öyle dedi. Mustafa bunun madenle ilgisi olabilir mi diye. Ben bilmiyorum abi dedim. Ben getirmedim paytar kalmadı. E onlar da bir şey demiyorlar. Şu ilacı yap diyorlar. Tamam diyorlar. Oğlum elleme kovacağım hayvanı. Başka bir şey yok yani. Benim diyeceğim bu abi. Şu da aynı dönemde olmuş galiba ama sağlıklı görünüyor. O daha dün doğdu o. Dün mü doğdu? He. Bu? Bu 15 gün oldu. Hmm. İyiydi aynı abi bu gibi doğdu. Güzel geziyordu. 3 gündür öyle işte o da. He. İshal oluyor ya hayvan. Zaten çoğunlukla böyle oluyor. Ondan sonra kayıp gidiyor bunlar. Bağıra bağıra ölüyor yani. Daha bunu işte 40-50 tanesi evde. Ben mahsus, ona çıkamayın geçirler diye. Bir de öyle deneyelim dedim. Evde de ölüyor. Ya zehir aldıktan sonra bunun kurtuluşu yok. Evi dağı yok bu işte. Bir şey yapıyor musunuz?
madenden geliyor bir şey. Güzel bir suyu evet. Çekeyim şu oraya geçelim. Aa, buraya havuz geçiyor. Olduğu zaman bu dereye salıyorlar. Sağır Kaya Deresi. Sağır Kaya Deresi. Rengi değişik evet, böyle mavi gibi bir rengi var. Madenden geliyor. 10 kilometre yoktur değil mi? Buraya. Ondan kaldı. Peki bu sudan içen hayvanlar gider, ölür. Oldu mu yani, öldüğü oldu mu? Ya şimdi özer işte cebeyi. Yeni koyunlardan ölen yok da özer. Şimdi koyun sağlam, koyun biraz direnebiliyor ama küçükler yavrular gibi. İşte Zübeyir'in sayısına varacağız. Bak buraya 100 metre ya var ya yok. Bu dere kıyında yayıldığı zaman şu hayvan biter. Anamdan doğal çobanın işte. Çobanlara varalı çobanın. 17 yaşında vardım. 17 senede yaşımdan beri çobanım. Amcamın hanımı. Bu yıl ne oldu bilmem bu yıl. Oğlan derlenecek neredeyse. Köpekler de olsa tavuk şey kuzu yiye, koyun yiye. Ölenlere hayvan köpeklere veriyorsunuz. Onlar da olsandı. 5 mi 6 mı köpek var. Dozandılar. Her yer şey. Koyun ölüsü, kuzu ölüsü. Kuzuları sürüye salmıyor değil mi? Aa, içindeler. Orada da. Yok. Anne de ölüyor. Zehirleniyor. Sütten. Ha, anne sütünden. Anne sütünden. Anne sütünden oldu. Biz çayıra mana bulduk. Çayır çok yedik. Aynen. Yeşil çayır. Hani taze değil de kuru. Çok güzeldi çayırımız. Kendimiz içtik geldik de. Açı desek olur mu? İdare var mı? Anasızlığa onlar bari. Böyle büyüklerden ölen var mı? Var var. Büyük de çok öldü. Büyük de çok. Daha öyle kesmelik kuzu çok öldü. Sonra da canlanmaya başladı. Dün birinin ayağını kırılmış, onu sardı. Hani? Şu hasta bak. O emmiyor mu? Bilmiyorum, emmiyor mu? Ne ayağı kırılmış? 180 tane falan koyun var. Koyun var. Keçi var mı? Yok, keçi yok. Hepsi koyun. Peki bu sene... Yani köyden geldik, biz çekim de yaptık. Keçilerde de varmış. Yoğun miktarda ölümler varmış hayvanlarda. Sizde de var mı? Bizde daha çok var. Bizde 120'yi aştı. Belki 130 tane var. Yani 225 veya 239 doğdu. Bunun 130 tanesi gitti. Allah. Peki bununla ilgili herhangi bir tahlil şudur budur öyle bir tahlil şey? Tahlil yaptırmadık. Ben kendim zaten bu işin uzmanıyım. Hayvanlar zehirleniyor. Neden zehirleniyor sizce? Ya yediğinden ya içtiğinden diyoruz biz. Başka aklımıza bir şey gelmiyor. Havadan olmayacağını. Şey havadan değil. Ya yediğinden ya içtiğinden. Dereden su içiyor. Bir verdiğimiz samanda pek bir şey yok. Şu aşağıdaki dereden mi? Bu dereden tabii. Bu dere madenden geliyormuş öyle mi? Madenden geliyor. Maden görünüyor burada sana. Evet. Toprak yığını evet. Oradan geliyor. Belki madenin her tarafının suyu gelmeyebilir de o toprak atığının suyu. O kesin geliyor. Bazen kireçli, müreçli, beyaz sular geliyor. Bazen hiç yağmur yağmadığı zaman dereye sel geliyor. Biz diyoruz ya bu ne, havada bulut yok, yağmur sel nereden geldi? Yani tam suyu bırakıyorlar o zaman o göletten, madenin göletten. Bilmiyorum, orasını bilmiyorum. Ben gidip hiç madeni de görmedim. Yanına da varmadım. Ama buradan kestirdiğin zaman 5 kilometre anca. 5 kilometre anca bize havadan baktığın zaman. Suyu bulanık geliyor. Bilmiyoruz. Biz kaç yıldır çobanlık yapıyorsunuz? Ben anamdan oğlu yapıyorum da şu anda 54 12 yaşından beri yapıyor. Nenem de 17 yaşından beri çobanmış. O da diyor ben diyor 78 yaşındayım. Böyle bir şey görmedim. Biz diyor. De görmedik. Böyle bir şey görmedik. Hiç görmedik. Ben hani bu işin uzmanıyım diye kitabını yazmayı düşünüyordum. Evet. Yemin ediyorum kitabını yazmayı düşünüyordum. Ya o kadar hayvanı böyle güderek veterinerden yapamadığını ben güderek yapıyordum. Yürütmesini olsun böyle istediğim saatte istediğim kürekle ama ölümünü falan istediğim durduruyordum. Şimdi burada bin bir türünü ne getiriyoruz? Ölümü durduramadık. Nasıl ölüyor hayvanlar? Tarif eder misiniz? Hayvanlar nasıl? Genellikle karnı şişiyor. Böyle zehirlenmeye, kan zehirlenmesi hemen oluyor, ölüyor. Bu
keçi çoban olan arkadaşın oradan da geldik. Aynı benzer şeyi anlattı. Karnı şişiyor. İshal oluyor. Evet. İshal var mısın hayvanlarda? Tabii ishal oluyor. İshal. Hepsi ishal değil de bir kısmı tabii ishal oluyor. İshal olmadan da ölüyor. Ölümü şöyle... Ağzı köpük falan. Tabii köpürüyor. Tabii köpürüyor. Ağzı köpürüyor da. Ölümün şişesini göremiyoruz biz çoğunu. Hı. Yani bir bakıyoruz hayvanın hiçbir şey yok. Hayvan temiz, hiçbir şey yem yiyor. Biz geliyoruz buraya, hayvan ölmüş. Yani o kadar çabuk ölüyor ki, hayvanın nasıl öldüğünü bile göremiyoruz. Çoğu yat diye de böyle güneşmiyor. Uyur gibi sanki yat diye de kalp krizi mi geçiriyor, ne yapıyor bilmiyorum ben. Böyle bir ölümümüz. Peki var. Diğer köylerde var mı sizin duyduğunuz, ettiğiniz diğer şimdi, çobanlardan, diğer köylerden? Diğer köylerde pek konuşmuyor ama bu dereden hakikaten şurada birkaç çoban daha var arkadaş. Onlar da geçenlerde bana dedi, dereye geldik dediler. Dereden birkaç sefer koyun akıttık. Bizim uzgarda ölmeye başladı falan. Ondan sonra akıtmıyoruz dediler. Ama benim şansım yok. Benim her gün dereden geçmem gerekiyor. Hmm. Mecburum. Yani içirsem de içirmesem de mecburen üstünden geçmek zorundayım. O adamlar biraz kenarda. Onlar gelmezse kurtarabiliyor. Başka su var mı? Hani hayvanları şurada sularız falan diye. Su, barajdaki su var. Küçük köletteki su var işte burada. Hmm. O da balık var içinde. Pek hayvanlar içmiyor. Gerçi bu derenin suyu hiç içmiyor. Aslında içmiyor da ama kenarına gelip geçerken mecburen içenler oluyor. Hayvan içmiyor derenin suyu. Aslında içmiyor ama mecbur kalıyor bazen. İçiyor ya da hayvan bilmiyor içiyor. Normalde içmiyor. Şurada iki dere var. İki dereyi birleştirdiğimiz yere indiğimiz zaman küçük dere gidiyor. Büyük dere içmiyor. Kendisi de içmiyor. Şu anda 150'yi geçti diyorsunuz öyle mi? 130 civarında. 130 civarında. 130 civarında falan. Çünkü benim 230 falan kuzum olması gerekiyordu. Bakıyoruz 100 kadar bir şey kalmış. Hala var mı kuzulacak olan hayvan? Var tabii. Bu dönüşümü tekrar doğuracak mesela. Mayıs'ta, Haziran'da, Temmuz'da, Eylül'dekinde dönüşümü doğuracak. Yani bu ölümler bu ay içinde mi oldu, geçen ay mı oldu? Şimdi bunlar Kasım'dan beri oluyor. Oluyor. Kasım'dan beri. Yani bu dereye su Kasım'da geldi zaten. Kasım'dan beri. Yani bu işin kitabını yazacakken bunlar nasıl oldu anlayamadım. Anlayamadım. Benim zaten iş ettiğim o. Peki tahlil eden falan yok mu? Orada mesela bir arkadaşa gitmiş, tahlil almış, fotoğrafını çekmiş. Hiçbir sonuç gelmedi diyor. Ben birkaç sefer veterinere götürdüm. Veteriner diyor kardeşim zehirlenmiş. Tamam mı? Niye zehirlenmiş? Orasını veteriner bilemiyor. Otopsi falan yapmıyor mu hayvana? Valla bizim burada yaptığımız veterinerler beceremiyor. Bu işi yapamıyor daha doğrusu. Hani öldüğünü biliyor. Zehirlendiğini biliyor. Zehirden öldüğünü biliyor. Ama zehirin nedenini bilmiyor. 14-15 senedir buradayım. Aşağı yukarı. Benim %50 desem az. %70. Yani geneli %70 civarına gidiyor benim. Mesela 3 kuzunun biri ikisi gidiyor. Ölüyor. Burada 5-10 senedir benim 3 kuzunun İkisi gidiyor. Yani 150 kuzu aldım mı 50 kuzuyla kalıyoruz biz burada. Daha önceden olmuyor muydu 10 sene öncesinden? Ben köydeyken olmadı. Mesela köydeyken 10 sene öncesi köydeydim ben. Hiç böyle bir tane, ya belki birkaç tane ufak tefek telef veriyormuşuzdur da böyle telef yok mu? Dereye aşağı gelir gur dizi, dereye aşağı gelir gur dizi, aç kurdun ağzında bir görpe buzu, bir görpe buzu. Mevla'yı seversen ağlatma bizi, meleme koyunu vazgel kuzu. Kuzuyu canlandırmaya çalışıyor. Mevla'yı seversen ağlatma bizi, meleme koyun vazgel kuzum. Koyun sen kuzunu kuzlamadın, koyun sen kuzunu kuzlamadın, sağda solda gizlemedin, gizlemedin. Aç kurt
gelir de gözlemedin mi melem olur vazgel huzurumda. Aç kurt gelir de gözlemedin mi meleme koyun. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Bu haftaki Çepeçevre Yaşam programını Avrupa'nın en büyük altın madeni olan Kışladağ Altın Madeni'ne yakın bir konumdaki İnay Köyü'nde gerçekleştirdik. Köylülerle, köylü kadınlarla, özellikle çobanlarla son dönemlerde yaşanan ve sayıları yüzlerle ifade edilebilen kuzu ve oğlak ölümlerini, nedenlerini konuşmaya çalıştık. Tabii gitmişken Kışladağ Altın Madeni'nden de çekimler yaptık. Kışladağ Altın Madeni kapasite arttırmış durumda ve o bölgeye bir ur gibi yayılmış durumda. Görüntülerde çok korkunç bir şekilde doğayı mahvetmiş durumdalar. Bu ölümler Kışladağ Altın Madeni'nden mi kaynaklanıyor? Başka nedenleri mi var? Bundan tabii incelenmesi gerekiyor. Oradaki kuzulardan, sulardan, otlardan tahlil alarak bunların ortaya konması gerekiyor. Ama köylü kadınlarının, köylülerin yaşadığı siyanürle altın işletmeciliği yapan bir madenle yan yana yaşamaktan kaynaklanan endişeleri yıllardır devam ediyor. İşte bu kuzu ölümlerinde en büyük şüpheli de Kışladağ Altın Madeni. Yeni bir Çepeçevre Yaşam programında görüşmek ümidiyle hepinize esenlikler diliyoruz.